Merhabalar, CV Enerji halka arzı yapıldı. CV Enerji ile ilgili konuşacağız. Acaba kişi başı kaçar tane lot düştü? Kaç tane tavan yapabilir? Bireysel kaç tane aldı? Kurumsal kaç tane aldı? Yurt içi kurumsal var mıydı? Yurt içi kurumsal ne şekilde davranabilir? Bireysel nasıl davranabilir? Bu sorulara cevaplar aramaya çalışacağız. Önce halka arz büyüklüğü 3.258 milyar TL olmuş. 3 milyarı geçmiş büyük bir halka arz. 25 milyon TL nominal değerli payımız vardı. Kaç kat talep gelmiş? 4.97 kat talep gelmiş. Esasen gelen talep sayısı düşük olarak gözlemleyebilirsiniz. Fakat bunda en önemli sebep nasıl olsa bireysel yatırımcı artık fazla para bağlamak istemiyor. Diyor ki nasıl olsa fazla lot gelmeyecek. Az sayıda başvuru yapalım şeklinde bir yaklaşım oluyor. Dolayısıyla böyle bir düşünceden kaynaklı olarak sadece 16.25 milyar TL'ye yakın bir paralık ne olmuş? Talep olmuş. Bu da 3.2 milyar şeklinde dağıtılmış. Yani 5x'e x ortalama şey düşünebiliriz. Burada tabii yurt içi bireysel 4.26 kat, yurt içi kurumsal 7.83 kat. Ne yapmış? Talep vermiş. Ortalaması 4.97 kat şeklinde ifade edebiliriz. Bireysel yatırımcı da gözle görülür şekilde artış devam ediyor. 2.2 milyon bireysel yatırımcı. Yurt içi kurumsal 211, yurt içi kurumsal ne yapmış? Pay dağıtımı için tabii ki talepte başvurulan başvuru sayısı da daha fazla ama gerçekleşen rakamlar bunlar olarak değerlendirilmiş. 308.6 TL, 25 milyon artı 5 milyon, 30 milyon adet ne yapıldı? Hisse senedi halka arz edilmiş oldu. Tabloya baktığımız vakit buradan da net görebiliriz. Burada ilk etapta planlanan tahsilat %80'e %20 şeklindeydi. Toplamda 25 milyon lottu. Sonrasında dağıtımda ne olmuş? 25 milyona 5 milyon olmuş. Niye bu 20 milyondan 25'e çıkmış? Çünkü ek tahsisat vardı 5 milyon. Buradaki 5 milyon ek tahsisattan geliyor. Talep durumuna göre ek satış yapabilecekti firma. Evet, ek satışını yapmış 5 milyon. Dolayısıyla şurada %83'e %16'lık bir oran var. Bizde halka arzlarda tavan serilerinin en önemli etkileyen unsur yurt içi kurumsal. İşte burada 5 milyon ne şekilde davranılacak? Yurt içi kurumsal ne şekilde satış yapacak? Temel kritik problem, temel soru bu. Çünkü bireysel yatırımcı zaten genel olarak homojen olarak dağıldığı için lot sayısı da oldukça az olacağı için ne yapacak? Sert hareketler de bulunmayacak ama yurt içi kurumsal sert hareketleri bulunarak kar realizasyonu yaptığı vakit hatta ne oluyor? Hisse senedi ne oluyor? Ani hareketler etmiş olabiliyor. Dolayısıyla burada ne problem? Yurt içi kurumsal problem tavan serilerinin belirlenmesinde. Başvuru sayıları 2.359 bin, 2 milyon 359 bin. Dağıtılan lot sayısı 2 milyon 243 bin. Kurumsal yurt dışı 253 kişi başvurmuş, 253 firma başvurmuş, 211'ine dağıtım olmuş. Bu şekilde halka sonuçları bakalım CV Enerji ne şekilde tavan serisi yapacak inşallah deriz. Acaba kaç tane tavan serisi yapacak? İşte burada en önemli husus yurt dışı kurumsal ve hacimlere bakılarak ne yapılması lazım? Yorum yapılması gerekiyor. CV Enerji ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir diyebilirim.